İkinci yarımil testlerinden meselelerinin helili. Mesele numara 1. ABCD paralelogramında AB beraberdir 3, BC beraberdir 6 cm ve D bucağı 60 derece olarsa BAC bucağını tapın. Bir paralelogram verilip B, C, D paralelogramı. AB 3 cm, BC 6, bucak D 60 derece. BAC bucağını tapmalı lazım. BAC bucağı bulun. Bu bucağı tapmak için buradan bir bu tepeden bir perpendiküler indiriş BC tarafına oturacağına. Bu 90 derece. Bu bucaklar 60 derece. Paralelogramdı. Paralelogramın karşı bucakları beraberdi. Bu 60 derece, bu 90 derece. Onda bu bucak bunu işaretleyip bu x1'le, bunu da x2'le. X1 bucağı olar 30 derece. Üç bucağın daxili bucağların cəmi 180 dərəcədir. Bu 60, bu 90, onda bu olar x1 bərabərdir 30 dərəcə. Bu 30 dərəcədirsə, onda düz bucağlı, üç bucağlı bir 30 dərəcə qarşısını katet, hipotenuzun yarısını bərabərdir. Onda bunun bir M nöqtəsi ilə işarə eləsək bu nöqtəni. BM bərabər olar 2-də 1 BC, BA'ya. Bu da beraber olar BM beraberdi 2'de 1 3'ün yarısına 1 tam 10'da 5'e. Yani burası 1 tam 10'da 5'e beraber. Bu 1 tam 10'da 5. Bucağı bilirik. Bu bucağı da bilirikse onda bu hündürlüğü H ile işaretlik. H'ı tapabiliriz. H'ın hündürlüğün hipotenüz olan nisbəti bu bucağın sinusuna bərabərdir. Sinus 60 dərəcə bərabərdir. H bölünsün BA. Buradan H bərabər olar. BA 3'dür. 3 vurulsun. Sinus 60 dərəcədə kök altında 3 böl 2. H oldu bu qədər. İndi bu üç bucağı baxsaq, A, M, C üç bucağına. Bu bucağın da, bura onda olar, M, C olar. M, C'ni de yaza bilərik 6 çıx 1 tam 10'da 5, 4 tam 10'da 5'dir. Burada 4 tam 10'da 5. Hündürlüyü de bildik, tapdıq bu qədədir. Onda bu bucağın tangensi, karşı katetin, biçik katetin nisbətinə bərabər. Tangens x2. Bucağı x2 ile işaret edik. Bərabərdir. 4 tam 10'da 5 bölünsün. Hündürlüyü de 3 kök altında 3 böl 2'dir. Buradan bu da beraber olar. 4 tam 10'da 5 vurulsun. Bu kəsiri çevirir tersine. Vurulsun 2 bölünsün 3 kök altında 3'e. Bu da beraberdir. 4 tam 10'da 5 ile 3 ixtisar olur. 1 tam 10'da 5 vur 2. 3 bölünsün kök altında 3. Bu da beraberdir kök altında 3'e. Ve tangens x1 de oldu. Beraber kök altında 3'dürsə. Onda buradan x1 beraberdir. Tangens kök altında 3'e. Beraber olan da x1 olar 60 derece. Ve x daha doğrusu bu x2. X2 60 derece. X1 ise tapdıq 30 derece. Mən x1 30, x2 də 60 olarsa, deməli bu bucaq ümumi BAC bucağı, bucaq BAC bərabər olar bunların cəminə, yəni 90 dərəcə. Bunun yoxlasaq həqiqətən də əgər bura 90-dırsa
Bu olmalı 30 derece. Çünkü 60 derece, bu 90 derece. Onda bura olmalı 30 derece. 30 derece karşısında katette hipotenüsün yarısına beraberdi. Bura 3'tü, burası 6. Ergosen'de 3, 6'nın yarısına beraberdi. İkinci mesele bakalım. ABC üç bucağında AC beraber de 12 ve bucak A beraber de 120 derece olarsa AB tarafına çekilmiş hündürlüğü toplam. Yani A bucağı 120 derecede. Çeksek bunu böyle bir şekilde A bucağı 120 derece. A, B, C. Bu bucağı 120 derecede. AC ise 12'ye beraber. Bu 12'ye beraber. AB tarafına çekilmiş hündürlüğü. AB tarafına çekilmiş hündürlüğü bu tarafı uzatsak hündürlüğü olan bu. Hündürlüğü burada. Bu 90 derece. Bu 120 derecede ise bu bucaklar 60 derece. Komşu bucaklardı. Komşu bucakların cemi 180 derece beraberdi. Bu 60 derecede ise onda bu üç bucakta bu 60 derecenin karşısındaki katet hündürlüğü. Bu da hipotenüs. Hipotenüs de verilip 12'di. Onda sinüs 60 derece beraber de h bölünsün AC'ye, o da 12. Buradan hündürlüğü taparız. 12 vurulsun. Sinüs 60 derecede kök altında 3 böl 2. Yani hündürlüğü beraber de 6 kök altında 3'e. Tapşırık nömre 3. Hansı şart ödenildiğinde AX değil BY üstte ya S beraber de 0 düz katli koordinat başlangıcından geçir. Yani burada tapşırıkta değildiği kimi AX üstte yer BY üstte yer S beraber 0 tenliği düz hattın tenliğidir. Biz hem de biliriz ki hattı fonksiyonun tenliği de Y beraber de KX üstte yer B şeklindedir. Burada B'nin ben D ile evet, çünkü birinci tenliği de B'den istifade olunup ona göre burada D yazsak. Ve katli fonksiyon grafiği de bu şekildedir. Bunlar aslında ikisi de aynı tenliydi. Görünüşleri farklıydı. Mesela şimdi yukarıdaki tenliği aşağıdaki tenliğin şeklini getirecek. Aynı görünüşte olsunlar. Bunun için yukarıdaki tenliği de Y'ı X ile ifade edecek. Bu tenliği de AX ve S'nin sağ tarafı geçirsek alarak ki BY beraberdi menfi AX çık S. Buradan her iki tarafı B'ye bölsek Y beraberdi menfi A bölünsün BX çık S bölünsün B'ye. Şimdi bu artık geldi bu şekilde. Burada K beraberdi. Menfi A bölünsün B'ye. D de beraberdi. Menfi S bölünsün B'ye. Bu tenliği de bilirik. K bucak emsalını bildirir. Yani grafiğin düz hattının grafiğinin apsis okuyla emeli getirdiği bucağı bildirir. D ise hemen grafiğin koordinat başlangıcını nezeren aşağı veya yukarı hangi mesafe sürüştüğünü bildirir. Şimdi bizde bu meselede soruşulur ki koordinat başlangıcından geçmesi için şartları koordinat başlangıcından geçmesi için demeli o ne aşağı hemen grafik ne aşağı ne yukarı hareket etmeli değil. Yani D beraber olmalı sıfıra. Onda buradan biz D'ni beraber elsek sıfıra, D sıfıra beraberdirse yani menfi S bölünsün B sıfıra beraberdir. Buradan da S beraberdir sıfıra. Bu kesrin sıfıra beraber olması için S sıfıra beraber oldu. Demeli S eğer sıfır olarsa onda grafik koordinat başlangıcından geçir. Burada da
Cavablarda cavab C variantıdır. C bərabərdir 0'a. Məsələ 4'e baxaq. Xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusu 10 cm olan üçbucağın 60 dərəcəli bucağı qarşısındakı tərəfinin uzunluğunu tapın. Və bir çevrə radiusu 10 cm. Daxilinə çevrə üçbucaq çəkilib. Bu bucağın 60 dərəcədir. Qarşı 60 dərəcə bucağın qarşısındakı tərəfi A-nı tapmaq lazımdır. Üçbucağın xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusu ilə tərəf arasındakı əlaqə, yəni bu bucaq qarşısındakı tərəf ilə əlaqə D bərabərdir, diametr üçün belə bir üstür var. A bölünsün, sinus alfa. D də diametr, deməli, radius, 2 radiusa bərabərdir. Buradan 2 R bərabər olar A bölünsün, sinus alfa. Yəni A bərabərdir 2 R sinus alfa. Bunun ispatı kitabında da verilib. Yəni bunu biz tanışıq ispatı ilə bu düsturun. İndi buradan verilənləri yerinə qoysaq. A bərabər olar 2 vurulsun R 10 cm. Bucaq da 60 dərəcədir. Sinus 60 dərəcədir. Kök altında 3 bölünsün 2. Buradan 2 ilə ixtisar gedir. Qalır 10 kök altında 3. Mən bu tərəfin uzunluğu 10 kök altında 3-ə bərabərdir. Qısaca olaraq ispatını əgər yada salsaq bunun. Əgər bunu birləşdirsək bu tərəfi də. Bu olur, bu da radiusdur. Bu radius. Əgər buradan bir perpendikular indirsək bura. Bərabər yanlı üç bucaqdır. Onda bu yarım hissə olar A bölünsün 2. Bu bucaq isə mərkəzi bucaqdır. Mərkəzi bucaq bunun 2 mislinə bərabərdir. Yəni 120 dərəcə olar. Əgər bu bucaq verilib bizə ki 60 dərəcədirsə, bunun 2 mərkəzi bucaq bundan 2 mislinə bərabərdir. Olar 120 dərəcə. Bu isə perpendikular indirib, bunun həm də bu üç bucağın tənbölən, bu bucağın tənbölənidir. Yəni bu bucaq, məsələn bunu bir x ilə işarə edəcək. Bütün bucağın yarısına bərabər. Yəni 120-nin yarısı olar 60 dərəcə bərabərdir bu bucağa. İndi bu üç bucaqda, bu düz bucaqlı üç bucaqda bu bucağın sinusu sinus x və yaxud daha doğrusu artıq alfa deyə bilərik. Sinus həmin bu bucaq sinus alfa bərabərdir qarşı katetin A böl 2-nin hipotenuza olan nisbətdir. Hipotenuz da R-dir. Buradan R bərabər olur A bölünsün 2 sinus alfa. Qısaca olaraq bunun ispatını yada saldım. 6-cı məsələyə baxaq. O nöqtəsi dairənin mərkəzidir. Bucaq AOB bərabər 137 dərəcə, bucaq COD isə 43 dərəcə və AO bərabər 6 cm olarsa, ştrixlənmiş hissələrin sahələri cəmini tapın. Bu bir dairədir. AO dairənin radiusuna bərabərdir və bucaqlar da verilib ki, AOB bucaq 137 COD isə 43 dərəcədir. Sektorların sahəsini tapmaq lazımdır. Sahələrin cəmini. Deməli, radiusu yaza bilərik ki, R bərabərdir 6 cm-dir. Bir bucaq, bucaqların birini alfa ilə işarə edirik. Alfa bərabərdir 137 dərəcə. Digərini beta-nın bərabərdir 43 dərəcə olarsa, mən bu sektorun sahəsini tapmaq lazımdır. Sektorun sahəsini bilirik ki, S sektor N bölünsün 360 vurulsun pi R kvadratını tapırıqsa buradan verilənləri yerinə qoysaq hər iki sektorun sahəsini taparıq. S 1 olsun. Birinci sektorun sahəsi 137 dərəcə
bölünsün 360. Vurulsun pi, r de 6'dır. 6'nın kvadratı. İkinci sektörünki olan 43 bölünsün 360. Vurulsun pi, 6'nın kvadratı. İndi bunları taraf taraf toplasak, onlar bütün her iki sektörün sahilerinin cemi. S beraber olarak pi 6 kvadratını mütercez karizini çıkardık bir defeli. Bu da 36 pi'di. 36 pi'ni çıkardık mütercez karizine. Mütercede 360'da 137. İşte yer 360'da 43. Bu da beraberdi. 36 pi vurulsun. Mütercede 360'da 137 üstü yer 43 olur 180. 180 ile 360 ihtisar olar 2'de 1. Onda 2 ile 36'ın ihtisar olar kalar 18 pi kvadrat santimetre. Yani bu iki sektörün sahileri cemi 18 pi kvadrat santimetre. Burada cevabı da var. C bendi 18 pi kvadrat santimetre.